Günlük hayatınızda asansör kullanıyor musunuz? Peki bindiğiniz asansör düşerse ne yapacağınızı biliyor musunuz? Düşen bir asansörde hayatta kalma şansınızı arttırmak ister misiniz? Cevabınız evet ise size düşmekte olan bir asansörde ne yapmanız gerektiğini anlatacağız. Anlatacaklarımız %100 bir kurtuluş yöntemi değildir. Ancak hayatta kalma olasılığınızı artıracak temel bilgilerdir. Yaşamınız boyunca kullanmak zorunda olmamanızı ümit ettiğim bir bilgi sahibi olacaksınız şu an. Düşen bir asansörde nasıl hayatta kalınır? Bu istenmeyen durumu yönetebilir, hızlı ve doğru karar verirseniz kurtulma şansınız artar. Bu durum İnsanları sorulduğunda genelde ilk kurtuluş yöntemi olarak zıplamayı düşündüklerini ifade etmişlerdir. Fakat bu yöntem sanıldığı gibi güvenli bir yöntem değildir. Asansör yere çarptığında sizin de asansörle aynı hızda yere çarpacağınızı asla unutmayın. Bunun adı eylemsizliktir. Bu durumda asansöre ne oluyorsa aynısı size de olur. Asansör parçalanır, siz de yere çok güçlü çarparsanız kemikleriniz kırılır, omurgalarınız iç organlarınıza batar. Yani siz de parçalanırsınız. Ölüm veya sakatlanma riski asansörün düştüğü yüksekliğe göre değişiklik gösterir. Bulunduğunuz asansöre ve duruma göre aşağıda anlatacağımız yöntemlerden birini mutlaka uygulayın. İlk kurtuluş yöntemi olarak asansörün tutacaklarından kendinizi yukarı itmeye çalışmaktır. Unutmayın, kendinizi tutacaklardan yukarı itin. Asansörün aşağı doğru kuvvet uygulaması ve sizin de yukarı doğru kuvvet uygulamanız neticesinde kuvvetler farkı net kuvveti verecektir. Bunu yaparsanız düşme kaynaklı darbeyi daha hafif bir şekilde hisseder, hayati yaralanma riskinizi minimalize edersiniz. Bir diğer hayatta kalma yöntemi ise ayağınızın altına mümkün olduğu kadar yanınızda bulunan çanta gibi eşyaları yere koyup üstüne çıkmanızdır. Çanta ve benzeri bir eşyanın üstüne çıkmak o eşyaların hava yastığı gibi enerjiyi absorbe etmesini sağlayacaktır. Yani çanta gibi eşyalar enerjiyi emecek, düşme kaynaklı darbeden daha az zarar görmenizi sağlayacaktır. Uzmanlar asansör düşmelerinde sırt üstü yatmayı da uygulanması gereken alternatif yöntemler içinde sayıyorlar. İçinde bulunduğunuz asansör yeteri kadar büyükse ve asansör kalabalık değilse bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Sırt üstü yattığınızda travmatik etki alanı artacağı için çarpma kuvveti azalacak, dolayısıyla sizin hayatta kalma oranınız ve beraberinde riskli yaralanma ihtimaliniz minimuma inecektir. Düşen bir asansörde hayatta kalmak istiyorsanız bu uyarıları unutmayın ve sevdiklerinizi uyarın. Düşen bir asansörde asla zıplamayın. Asansör tutacaklarından kendinizi yukarı itin. Ayağınızın altına çanta gibi eşyalar koyun. Sırt üstü yatma seçeneğini uygulayın. Yürüyen merdivenleri kullanırken kurallara uyun. Normal merdivenlerde dikkatli olun. Güvenli alanlarda mutlu bireyler olarak yaşamın keyfini çıkartmak dileğiyle.